Enflasyon var deme, işsizlik var deme, dolar yükselecek deme. Ararım bak 155'i. Ararım 155'i. Ah ah sevgili dostlarım. İşte bunu söyleyenler şimdi doğalgaz ve elektrik faturaları geldiği zaman neye uğradıklarını şaşırdılar. Nereyi arayacaklarını da şaşırdılar. 155'i aramadıkları kesin. CİMER'i de arayamıyorlardır şimdi. Ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Çünkü devletin verdiği 300 lira yardım artık komple zaten doğalgaz faturasına gidiyor. Elektrik faturasını zaten ödeyemiyor. Ve dolayısıyla yavaş yavaş ona dokunmaya başladı. İşin ucu. İşin ucu ona dokunmaya başladı şimdi. Şimdi ağlıyor yavaş yavaş. Ya geçen sene 200 lira geliyordu doğalgaz faturası, bu sene 750 lira geliyor. Nasıl oluyor kardeşim bu iş? Demeye başladı. Ama biz 6 ay önce bunu söylerken, bakın yarın öbür gün çok ciddi zamlarla karşı karşıya kalacaksınız. Bu doları bu seviyede tutmak için bir yığın para harcanıyor. Devletin bütçesi resmen batırılıyor. Bütçe açığı her geçen gün artmaya devam ediyor. Borçlara müthiş faizler ödeniyor ve bu yine bütçe açığı olarak bize yansıyor dediğimiz zaman kızıyorlardı bize. Ya amma felaket tellalısın falan diyorlardı. Bırakın şu doları rahat bırakın, hem ihracatçı bir nefes alsın hem de yurt dışından ülkeye ithal mal girmesin de piyasada tekrar üretim canlansın dediğimiz zaman bize kızıyorlardı. Ya dolar yükselince ne olur, hayat pahalı olur falan diyorlardı. Ne oldu? Ne oldu? Dolar yükselmedi. Doları tuttular işte 5.87. İnşallah daha da düşsün. 1 lira olsun. Ama senin doğal gaz faturan 2'ye katladı. Hatta 3'e katladı. Bunu ne yapacağız? Yaz aylarında fark etmediniz tabii. Gerçi o zaman da zaten 2'ye katlamıştı. Yaz aylarında 50 lira 100 lira gelen doğal gaz faturaları 150-200 geliyordu ama o kadar çok dokunmuyordu. Şimdi 750 lirayı görünce gözleriniz yerinden fırladı. Hani çizgi filmlerde vardır ya, bir de Maske diye bir film vardı. Böyle gözler hop ileri gider gelir. Doğalgaz ve elektrik faturasını görünce bizimkiler hülo dediler. Ne oluyor dediler. Ama bu sefer başka türlü dediler o hüloyu. Evet. Vallahi aslına bakarsanız gram acımamak gerekiyor ama ne yazık ki biz de bu gemideyiz. Ne yazık ki o faturaları biz de ödüyoruz. Nitekim arkadaşlar dolar düştü, dolar düştü, borsa uçuya uçuya falan diye ortalığı yıkanlar şimdi gerçeklerle karşı karşıya kaldılar. Size kaç aydır söylüyorum. Bu bütçe açığının bedeli çok ağır olur. Bu doları baskılamanın bedeli çok ağır olur. Bu borsanın bedeli çok ağır olur. Bu ballı kaymaklı müteahhitlere verilen teşviklerin bedeli çok ağır olur. Bu bankaların düşürdüğü faizlerin zararları bütçeye yansır ve bedeli çok ağır olur diye kaç defa söyledim. Ve her seferinde de şunu dedim. Bakın bunlar vergi olarak, zam olarak size dönecek. Bugünler yaz ayları. Yaz ayları bittiği zaman esas biz Anya'yı, Konya'yı o zaman göreceğiz diye size söyledim. Söyledim. Şimdi sosyal medyada ortalık yıkılıyor abi. İşte doğalgaz faturaları nasıl bu kadar gelir? İşte 750 lira fatura mı olur falan diye. Üstelik bunlar böyle şey değil yani, fabrika sahibi falan değil. Emekli insanların faturalarından bahsediyoruz. Hani o hükümeti yere göğe sığdıramayanlar var ya. Evet, onlara gelmiş. Yani ayrım yapmıyor. Sen AK Partilisin kardeşim. Onun için sana bu ay düşük fatura göndereceğiz diyen yok. Onlara da geliyor o fatura. 750 lira, 800 lira doğalgaz faturası ödeyecek. O 1100 lira maaşın içerisinden bunu ödeyecek. Geri kalan 300-400 lirayla da geçinmeye çalışacak o emekli abilerimiz. O reisi ve şu anki yönetimi yere göğe sığdıramayan abilerimiz şimdi o faturaları ödeyip geri kalanla da geçinmeye çalışacaklar. Buyurun geçinin bakalım. Buyurun geçinin şimdi. Biz söylediğimiz zaman kızıyordunuz. Devlet düşmanı ilan ettiniz, hain ilan ettiniz. Ya kardeşim, bu ülkede senin çocuğun, senin torunun işsiz kalıyor. İşsiz kalıyor, aç kalıyor. Bak bu çocuk bunalıma giriyor dedik.
Bu çocuğa iş imkanı doğrulması gerekiyor dedik. Bunun için ülkeyi yönetenlerin aklını başına alması gerekiyor. Hadi şu işin ucundan siz de tutun, bir şey söyleyin dedik. Ama siz sadece kendi menfaatleriniz için. Evet, sadece kendi menfaatleriniz için. Ya devlet bana 300-500 veriyor canım, nasıl olsa rahatım ben dediniz ve sonuna kadar desteklediniz. Haklı olsalar da desteklediniz, haksız olsalar da desteklediniz. Yalan mı? Yalan mı? Cami avlularında oturdunuz hep beraber. Hep beraber kulis yaptınız. Çoluklarınız, çocuklarınız, gençler geldi uyardı sizi. Bak dede böyle böyle oluyor. Bak baba böyle böyle oluyor. Sosyal medyada, televizyonların bazılarında, gazetelerin bazılarında bunları yazıyorlar, çiziyorlar, söylüyorlar. Ne diyorsunuz dediler. Siz yok canım olur mu öyle şey? Ver oyunu dediniz. Ver oyunu. Ve bütün ülkeyi oyuna getirdiniz. Oyuna getirdiniz. O oy bütün ülkeyi oyuna getirdi aslına bakarsanız. Yazık günah ya. Bakın şeker fabrikalarının satılmasıyla ilgili bas bas bağırdık. Hiç ilgim yok. Hiç ilgim yok. Ben çiftçi değilim, işçi değilim kardeşim. Ama sonuç itibariyle bu ülkeyi seven birisi olarak özellikle şeker fabrikalarının çiftçiye nasıl büyük zarar verebileceğini gördüğümüz için bas bas bağırdık. Bu ülkenin değerlerini yok etmeyin dedik. Bu ülkenin Atatürk döneminde 30 ile 40 aralığında yapılmış bir yığın eserini 3 kuruşa 5 kuruşa yok etmeyin yazık dedik. Çiftçiyi bitiriyorsunuz dedik. O bölgenin çiftçileri %70 oranında oy verdiler Şeker Bankası özelleştirmesi yapanlara. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Ürettiği pancarların hepsini çöpe atmak zorunda kaldılar. Çöpe attınız evet. Oradan beklediğiniz 3-5 kuruş da cebinize girmemeye başladı. Daha da fakirleştiniz. Hala konuşuyorsunuz. Ama ağlamaya geldim mi, faturayı gördüm mü en çok bağıran da sizsiniz nedense. Dolar düştü. Bravo. İnşallah dolar 3 lira olur kardeşim. İnşallah dolar 1 lira olur. İnşallah borsa 300 bin olur. Ve inşallah, bakın açık ve net söyleyeyim, siz bu kafayla gittiğiniz sürece çok daha beter bir duruma düşersiniz. Beter olun kardeşim. Beter olun ya. Yani biz sizinle niye uğraşalım ki? Bu ülkenin zaten en çok eleştiren kesimine bakıyorsunuz, eğitimli kesim, alternatifleri olan kesim, fırsatları olan kesim, bir şekilde yurt dışına gidebilecek kesim, bir şekilde gelir düzeyi de aslında şu anki mevcut yönetimi her türlü savunan kesimden çok daha üst düzeyde olan bir kesim. Biz bas bas bağırıyoruz, biz diyoruz ki ya yapmayın, etmeyin, Türkiye'nin gerçekleri var. Yarın öbür gün çok daha beter bir noktaya gidiyoruz. Yarın öbür gün çoluğumuz, çocuğumuz çok daha zor günler yaşayacak diye sizleri uyarmaya çalıştıkça siz size kötülük yapanları eleştireceğinize tutuyorsunuz, bizi eleştirmeye kalkıyorsunuz ya. Dolar düştü diye göbek atmadığınız kaldı. Borsa yükseliyor diye göbek atmadığınız kaldı. Kaç defa geçtin kardeşim İstinye'den? Kaç defa İstanbul'da oturup da deniz görmeyen insanlar var. Aşağılamak için söylemiyorum, gerçekleri konuşuyorum. Defalarca Boğaz Köprüsü'nden geçip sahilde yürüyüş yapamayan insanlar var. Ekmek kuyruklarında bekleyen insanlar var. Ve bu insanlar kendilerine yapılan zulmü görmemek konusunda ısrarlılar. Bütün dertleri hükümet ne derse onun savunuculuğunu yapmak olmuş. Ya sevgili dayılar, sevgili amcalar, sevgili teyzeler, görmüyor musunuz başımıza gelenleri? Hala neyin peşindesiniz ya? Hala neyin peşindesiniz siz ya? 750 lira doğalgaz faturası olabilir mi? 2300 lira asgari ücretin olduğu, 1000 lira emekli maaşının olduğu bir ülkede 750 lira doğalgaz faturası olabilir mi? Ve bu savunulabilir mi? Ya da 300 lira, 400 lira sadece televizyonun, buzdolabının çalıştığı bir evde elektrik faturası gelebilir mi?
Ve bu kabul edilebilir mi? E ne yapacağız kardeşim? Siz yapacağınızı çoktan yapmalıydınız. Siz bu işi buraya kadar getirdiniz. Bu saatten sonra artık bedel ödeme zamanı. Şimdi beter olma zamanı. Ne yazık ki biz de ödüyoruz bu bedelleri. Biz de sizinle birlikte beter oluyoruz. Ama emin olun, bu ülkenin eğitimli kesiminin size göre çok daha fazla alternatifi var. Onların gidecek çok daha fazla kapısı var. Onların hala yolu var. Ona rağmen mücadele ediyorlar. Ama siz olduğunuz yerde, yattığınız yerde her zaman olduğu gibi sizi savunanlara köstek olmak dışında hiçbir şey yapmadınız bugüne kadar. Sizi savunanlara köstek oldunuz sadece. Bu ülkede deniz gezmişleri, bu ülkede ülke için fedakarlık yapanları, gammazlayanlara bakın, hep aynı kesimdir. Hep aynı kesimdir. Kendisini savunanlara ihanet eden bu kesim, bu ülkenin de buraya gelmesine sebep olmuştur. Ne oldu? Kızdınız mı? Kızmayın. Çok kızıyorsanız arayın 155'i. Arayın 155'i. Ya da yazın CİMER'e. Hep öyle yapıyorsunuz ya, yazarın CİMER'e diye. Biz doğruları söylüyoruz arkadaşım. Doğruları söylemekte de hiçbir şey bizi engelleyemez. Engellemeyecek, engellememeli. Kimseye hakaret etmiyoruz, kimsenin arkasından iş çevirmiyoruz. Kimseye bir fenalığımız, kötülüğümüz yok. Allah'a bin şükür. Bizim bütün derdimiz bu ülkenin halkı, vatandaşı, ki bunlar siz değilsiniz. Çünkü eğer siz olsaydınız hak ederdiniz. Ben bu ülkenin gençlerinden bahsediyorum. Bu ülkenin yarınlarından bahsediyorum. Bu ülkenin güzel çocuklarından bahsediyorum. Bütün meselemiz o. Onların daha iyi bir hayat yaşayabilmeleri için uğraşıyoruz, konuşuyoruz, didiniyoruz. Size de tavsiyem, bir an önce aklınızı başınıza devşirin. Sanmayın ki bu zamlar burada kalacak. Sanmayın ki ödediğiniz en yüksek doğalgaz faturası 750 lira olacak. Sanmayın ki ödediğiniz en yüksek elektrik faturası 300 lira olacak. Bakın, çok daha sağlam zamlar kapıda. Öyle bir hale gelirsiniz ki kışın 3 tane kazakla salonun ortasında oturmak zorunda kalırsınız. Ki nitekim durum o zaten. Bakıyorsunuz kış gelmiş, doğalgaz kullanımı düşmüş. Neden? İnsanlar korkudan kombi yakamıyor ya. İnsanlar kombi yakamıyor. Yakmadığı kombinin parasını, faturasını ödüyor ama. Ne kadar? 750 lira. Sosyal medya yıkılıyor. Yıkılıyor. Ve hala çıkmış, dolar düştü, enflasyon düşüyor, işsizlik düşüyor diye saçma sapan konuları konuşuyorsunuz. Hala A Haber ağzıyla konuşuyorsunuz. Hala. Size bir şey söyleyeyim mi? O kanallardaki o gazetedekilerin hepsi en az 20-30 bin lira maaş alıyorlar. Hepsinin tuzu kuru. Onun için öyle çıkıp rahat rahat konuşuyorlar. Onun için çıkıp hiç alakası olmayan şeyleri rahat rahat söylüyorlar. Onlar için bir mesele yok. Ya da bu ülkeyi yönetenler, bu ülkenin siyasetçileri, alın milletvekilleri 30 bin lira maaş alıyorlar. Emekli oldukları zaman maaşları 15 bin lira. Muhalefet ya da iktidar fark etmez. Onların da tuzu kuru. Tuzu kuru olmayan tek sizsiniz. Ve aynı hani trilyonlar kazanan futbolcunun peşinden oraya buraya koşan aç tipler vardır ya, onlar gibi kendinize zulmedene, size zulmedene alkış tutmaya devam ediyorsunuz. E ne diyeyim ben size? Dolar düşüyor, düşüyor. Borsa uçuyor, uçuyor. Doğalgaz faturaları kaçıyor, kaçıyor. Ama kime kaçıyor? Görüşene kadar hoşça kalın. Mutlu kalın dostlar.